Şir Yezdan, Haydar Kerrar, Sahibi Zülfikar, Ebu Turab, Şah-ı Merdan. Hazreti Ali'nin izini sürüp yolundan gitmek bizler için onurların en büyüğüdür. Dünyada hakkında olumlu veya olumsuz sayısız kez söz edilen ender ve hatta belki de yegane şahsiyettir Hazreti Ali. Sevenleri kadar sevmeyenleri, uğruna ölümlere gideni kadar onu ve ideallerini yok etmek için ölümü göze alanların haddi hesabı olmayan kişidir Hazreti Ali. Tarihten nice kimseler onu sevdikleri için en ağır zulümlere ve işkencelere maruz kaldılar. Onun düşmanları onun adını ve davasını yeryüzünden silmek için akla gelmeyecek nice yöntemler kullandılar. Ancak onun adı bile çoğu kez bunca ölüm ve yıkımlara, açlık ve sefaletlerle başa çıkmaya yetti. Onun adıyla nice devletler yıkıldı ve yine onu esas alan nice oluşumlar oluştu. Geçmişte, günümüzde ve her çağda var olmaya devam edecektir Hazreti Ali. Peki kimdir Hazreti Ali? Bizlerin inancına göre Hazreti Ali 21 Mart 598 yılında Mekke'de Kabe'de doğmuştur. Bu onura nail olan ilk ve son insandır. Hazreti Ali Ehl-i Beyt'tendir. Ehl-i Beyt ise Hakk'ın nurunun dünyaya ve insanlığa yansımasından başka bir şey değildir. Elbette ki böyle yüce bir şahsiyetin doğum zamanı ve yeri de sıradan bir yer ve gün olamazdı. Onun için 21 Mart'ta Nevruz gününde Kabe'de dünyaya gelmiştir Hazreti Ali. Hazreti Ali'nin çocukluğu ve gençliği Hazreti Peygamber'in yanında ve onun eğitimi altında geçmiş ve bu birliktelik Hazreti Muhammed Hakk'a yürüyene kadar da devam etmiştir. Hazreti Muhammed'in elçiliğini ilk kabul eden erkek kişidir ve canı pahasına her şart altında da o davete tabi olmanın gereklerini tüm ömrü boyunca yerine getirmiştir. Bu gereklilik hak inancının ve hakikatin tüm yüreklerde ilelebet silinmeyecek şekilde işlenmesidir. Böyle olduğu için de Hazreti Ali, evlatları ve onu sevip takip edenler her zaman ve her yerde en ağır zulümleri yaşadılar. Kötülüklere maruz kaldılar, haksızlığa uğradılar. Bütün katliamlara, kıyımlara karşın Hazreti Ali'nin yolunda gidenler her türlü bedeli ödediler ama asla zalim ve haksız olana boyun eğmediler. Onun içindir ki geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de Hazreti Ali'nin adı her geçtiğinde en kasvetli, kederli, yenilgili, hayal kırıklıklarıyla dolu yürekler bile şaha kalkıp umutlanır. Hazreti Ali güzelliklerin bütünü toplamıdır. Cümle güzellikler, hakkın nuru, hakikatin aşkı onun şahsında cihana yansımıştır. O Ali'dir. Bu isim boşuna alemlerin padişahı tarafından ona verilmedi. İsmi gibi yüce, azametli, uludur o. Samimiyet, dostluk, hakkaniyet, mertlik, insanlık onun şahsında yeniden tanımlanmıştır. İlim, irfan, kemalet, siyaset ve savaş, varoluşun anlamı, alemlerin gizemi, canın ölmezliği onunla yerli yerine oturmuştur. İşte bu yüzdendir, asırlardır, nerede bir yaralı yürek varsa, nerede sevgiye susamış gönüller varsa, nerede kalpleri sevgi ve dostlukla çarpan varsa, tozlu yollardan, aşılmaz dağlardan, sarp kayalardan, ateşin ve kötülüklerin çemberinden çıkıp ona geliyorlar. Çünkü o arınmış olan ve arınmaya davettir. Arınanlar, arınıp kendi özünü bulanlar ona ulaşıp onunla bütünleşiyorlar. Bütünleştikleri için ölümler, zulümler, gezittikler bir anlam ifade etmiyor. Ölümü gülerek kucaklayıp ölümsüzlüğe uğurlanıyorlar.
Kötülükler, kirlilik, sahtekarlık, ihanet ve kahpelik, üçkağıtçılık ve haksızlık, onun ve onun yolundan gidenlerin ilgisi dışında olup yeryüzünde silinmesi gerekenlerdir. Hazreti Ali, tarihin her döneminde, günümüzde ve gelecekte daima dara düşenlerin, yoksullukta kalanların, acılara ve ihanetlere göğüs gerenlerin, zulüm görüp haksızlığa uğrayanların, hak inancına ve hakikat yoluna sadık kalıp yürümek isteyenlerin, insanca yaşamak isteyenlerin, mertliği ve hakkaniyeti yaşam biçimi haline getirenlerin ve daha nice nice güzellikleri yaşamak ve yaşamak isteyenlerin idolu, önderi, rehberi ve yol gösterenidir. Ali'sidir. Üçkağıtçılığı ve sahtekarlığı marifet bilenler, yalan ve dolandırıcılığı yetenek sananlar, hile ve düzenbazlığı meslek edinenlerin onunla ve onu sevenlerle işi olmaz. Olmadığı gibi onlar her zaman onu ve sevenlerin karşıtı, düşmanıdırlar. Onun şahsında temsil olan bütün güzelliklerin düşmanıdırlar. Ya Ali, Can Ali, dertlere derman Ali, dara düşenlerin imdadına yetişen Ali, senin yolundan gitmek, seni bilenlerden olmak, bilip de sevenlerinden olmak, bu sözleri söyleyenlerin, dile getirenlerin en büyük mutluluğu, huzur kaynağı, yaşama sebebidir. Ya Ali! Çeke ben bu dertten ölürüm, seversen Ali'yi değme yarama, Ali'nin yoluna can veririm, seversen Ali'yi değme yarama, Ali'nin yoluna can veririm, seversen Ali'yi değme yarama.